Oh. Suzan Hanım, nasılsınız? Ben İsmail Köylügil. Oh, Adanalı! Sen misin? Ne zaman geldin? Daha gelmedim. Seninki nasıl? Benimkini sorma ayol. Bir serseri takıldı peşine. Habire parasını yiyor kızımın. Bu akşam uçağıyla geliyorum. Göndersene yavruyu bana. Aynı otele mi? Ama bak, bu sefer hediyemi unutma. Leman'a ver, o getirir bana. Tamam söz. O da numaram 316. Sakın unutma. Aa, unutur muyum ayol? Senden kopmak bana zor gelse bile, bu duyguyu senden saklayacağım. Gelişin mutluluk vermiyor bana, artık yollarına bakmayacağım, artık yollarına bakmayacağım. Bir emanet gibi geldikten sonra, yanımda olmanın ne anlamı var? Yalan olduğunu bildikten sonra, bildikten sonra, bildikten sonra, sana inanmanın ne anlamı var? Sana güvenmenin ne anlamı var? Seninle olmanın ne anlamı var? İnanmanın ne anlamı var? Sana yalvarmanın ne anlamı var? Seninle olmanın ne anlamı var? Hadi ulan, nazlanma! Nazlanmak değil, bugün işim var. Ne o? Gündüzleri de mi iş tutuyorsun yoksa? Terbiyesizleşme! Yok ya! Neyse, boş ver. Bugün canım karşılıklı rakı içmek istiyor seninle. Baba! Bu seninki değil mi? Hı? Gevezelik etme lan! Nereden benimki oluyor? Buyurun efendim, ne emredersiniz? Rakıyı ve soğuk mezeleri önce getir. Başüstüne. İnkar etme baba, senin garson yerinden çıkarken gördüm. Allah Allah! Böyle yerlerde yemek mi yenirmiş? Ne o? Sosyeten mi bozuldu? Sen sarhoşsun, hayal görüyorsun. Zaten sen benim hiçbir dediğime inanmadın ki. Beni tuvalete götürsene. Uyumu bilmez gibi konuşma, kalk kendin git. Çok kaba bir adamsın. Evet lan. Dur bakalım. Ne o, bizim pederi tanımadın mı? Bırak kolumu serseri, bırak, bırak diyorum. Dur bakalım. Dur lan. Ne ara? Burası karışıyor, hemen kalkalım. Ne oluyor ya? Sus, karışma, hadi gidelim. Mustafa Bey, yatırım olsun diye alıyorsan kışlıktan vazgeç. Yazlığa yatırım yap. Şimdi yazlık fiyatları durgun. Nasıl istersen. Tamam, bekliyorum. Ha, Ferdi mi? İyidir, iyi. Aslanlar gibi çalışıyor. Ha, söylerim selamını, söylerim. Hadi güle güle, güle güle. Ben... Buyurun, bir şey mi istemiştiniz? Patronla görüşmek istiyorum. Adım Aysel. Siz daire için aramıştınız galiba.
Hurşit abi, bayan seni görmek istiyor, daire için. Buyurun, oturun. Şöyle güzel bir semtte daire istiyorum. İyi yere geldiniz. Göztepe güzel yerdir. Zaten bir tek dairem var, onu da size vereceğim. Yarın mı? Yarın imar müdürlüğünde olacağım. Orada görüşürüz. Güle güle. Tamam. Ferdi'cim, bayana Göztepe'deki o tek daireyi gösteriver. Sonra ben parasını konuşurum. Yeni semtlerde genişçe bir daire arardım. Garajı olan bir apartmanı düşünürdüm hep. Göreceğiniz daire öyle hayalinizdeki gibi olmayabilir. Çünkü küçüktür biraz. Olsun, aksi takdirde parayı kaybedeceğim. Yoksa siz kumarda mı oynuyorsunuz hanımefendi? Yok canım, ben de kumara para verecek göz var mı? Kumar kötü şeydir efendim, çok kötü. Dikkat, kan aranıyor. İstinye Hastanesi'nde yatmakta olan kanamalı bir hasta için 0 RH negatif kana ihtiyacı vardır. Hanımefendi, bir iyilik yapar mısınız? Aman beyefendi, ne diyorsunuz siz? Yok canım, yanlış anlamayın. Aranan kan benim grubum da. Söyledim. Şu alçak dışarıdayken dikkatli ol dedim. Aranan kan bulundu. Hadi gözünüz aydın hanımefendi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun doktor. Kızınıza kan veren Ferdi Bey. Ferdi Bey. Ben hastanın yanına dönüyorum. Çok teşekkür ederiz size. Rica ederim efendim. İnsanlık görevimiz. Anne, ben bu adamı tanıyorum. Nereden? Okul müdürümüz onlardan daire almıştı. Hani Şebnem'in babası? Buyurun gidelim hanımefendi. Sizi de geç bıraktım, kusura bakmayın. Ziyanı yok. Ferdi şu an yok. Ben yardımcı olayım size. Ferdi Bey bana bugün bir daire göstermişti. Beğendiniz mi hanımefendi? Fena değil. Fiyatta bir şey yapabilir miyiz diye soracaktım. Siz de biraz fedakarlık yapın. Vallahi çok değil. 2 ay sonra bu paraya daire bulamazsınız. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk. Hoş bulduk Kurşit baba. Yönetici verdi bunu. Kadın evi beğeniyor da aklı sıra beni kandıracak. Boş ver Hurşit abi, ver gitsin. Kadın müşterilere nedense dayanamıyorsun bakıyorum. Bildiğin gibi değil Hurşit baba. Anam kasabada tek başına yaşıyor. Onları anama benzetirim hep. Bekarlığın sonu yok evlat. Şöyle iyi birini bul da baş göz edelim seni artık ha? İyi birini bulmak kolay mı baba? Ne habercikcik? Özledin mi beni? Acıktın mı yoksa? Ben bugün anneye gideceğim. 2 gün izinliyim. Senin her şeyini hazırladım. Öyle bakma, düşünüyoruz herhalde seni. Aslında anama geçen hafta gidecektim. Anam çok kızmıştır bana. Seninle ben ne yapacağım bilmiyorum. Güneş sensin, ay sensin, gök
gökteki yıldız sensin. Dünyalara değişme, sen her şeyden güzelsin. Dünyalara değişme, sen her şeyden güzelsin. Gönlümün sultanısın, sen başımın tacısın. Tutunacak dalımsın, canımsın, benimsin. Gönlümün sultanısın, sen başımın tacısın. Tutunacak dalımsın, canımsın, canımsın. Başımın tacısın, tutunacak dalımsın, canımsın, canımsın. Gönlümün sultanısın, sen başımın tacısın. Ah, ah, inşallah cezaevinden ölüsü çıkar o için. Ev sahibi bundan böyle kirayı senelik istiyor. E adam haklı. Peşin parayı görmeden evini veren var mı artık? Aman bırak anne, zaten çok ceza yer. Sen öyle bil. Nefsi müdafaa diyorlar. Ah ah, şu Allah'ın işine bak. Krallara layık kızım bir serserinin oyuncağı oldu. Dua et Ferdi abi yetiştiğimde adına. Kim kız o Ferdi? Kim olacak? Aslanlar gibi. Sana kan veren adam. Oysa sen ona gidip bir teşekkür bile etmedin. Geldim. Buyurun, bir şey mi istediniz? Merhaba. Merhaba. Şey, içeri girebilir miyim? Tabii, buyurun. Şey, affedersiniz, siz beni tanımazsınız. Aslında size daha evvel gelmeliydim ama kalkacak durumda değildim. Teşekkür etmek için geldim size. Ne teşekkür hanımefendi, hiçbir şey anlayamadım. Unuttunuz mu?
Siz benim hayatımı kurtardınız. Öyle mi? Nasıl oldu bu iş? Eyvah, yemeğim yandı. Bir dakika. Yemin ederim ki hala bir şey anlayamadım. Evet, sizi dinliyorum. Unuttunuz mu? 10 gün önce bir hastaya kan vermiştiniz. O hasta benim işte. Öyle mi? Çok sevindim iyi olduğunuza. Buyurun, buyurun oturun lütfen. Hay Allah! Yalnız mı yaşıyorsunuz burada? Evet, yalnız yaşıyorum. Galiba bir kavgada yaralanmışsınız. Evet. Kocam öldükten sonra büyük sarsıntılar geçirdim. O günde abim beni bir lokantaya yemeğe götürmüştü. Ama bilirsiniz, aksilikler hep üst üste gelir. Serserinin biri laf atınca abim dayanamadı, kavga çıktı. Ben de ayırayım derken... Anlıyorum. Sizi sıkmıyorum ya. Yok, estağfurullah. Hayvanları seviyorsunuz galiba. Evet. Daha çok hayvan beslemek isterdim ama... bakımları çok zor. Malum ben de tek başıma yaşıyorum. Yalnız cikcikle yetiniyorum işte. Peki anneniz, babanız, aileniz yok mu? Babam ben çok küçükken ölmüş. Yaşlı bir anam var. O da Kilyos'ta oturur. Her hafta ben giderim. Şehir hayatını pek sevmez de. Aslında çok haklı. Şu koca şehrin gürültüsü çekilir mi? Hele trafiği yok mu, insanı deli eder. Siz yemek yiyecektiniz galiba. Bana müsaade. Size bir şey ikram etsem? Teşekkür ederim. Geç kalmayayım. Annem merak ederdi. Annenizi hastanede gördüm. Bir de kız kardeşiniz vardı galiba. Evet. Kız kardeşim sizi tanıyor. Tanıştığımıza memnun oldum. Yine buyurun gelin. Abinizle de tanışmak isterdim. Sormayın. Abim o hadiseden sonra cezaevine girdi. Çok üzüldüm. Tekrar geçmiş olsun. Güle güle. İyi akşamlar. Hey cikcik. Ulan ne iştir bu be? Ha? Ne, çok mu güzel? Terbiyesizlik yapma. İnsan ilk gördüğüne böyle şeyler söylemez. Ne? Filmlerdeki gibi mi? Senin aklından zorun var galiba, serseri. Halacığım, baksana ıhlamur getirdim. Sağ ol kızım. Neden gelmedi dersin? Her hafta gelirdi. Aman halacığım, daha gün bitmedi ki. Üzülme, gelir. Geçen hafta da gelmemişti. Sorarım ben ona. Bir de telefon çektirelim diyor Hınzır. Telefon olsa bu defa hiç gelmeyecek. Yaptırmam, taktırmam. Taktırmam bu eve telefon. Sevgisi eksilmeyen, ayrı
istemeyen birini arıyor. Aşkını gizlemeyen, sevgisi eksilmeyen, ayrılık istemeyen birini arıyorum. Zamanla suçlamayan, gönülle oynamayan, zamanla suçlamayan, gönülle oynamayan, benzeri bulunmayan birini arıyorum. Benzeri bulunmayan birini paylaşacak, yalnız benim olacak birini arıyorum. Ağlarsam ağlayacak, derdimi paylaşacak, gönlüme taht kuracak birini arıyorum. Zamanla suçlamayan, gönülle oynamayan, zamanla suçlamayan, gönülle oynamayan, benzeri bulunmayan birini arıyorum. Benzeri bulunmayan birini helvasını Ferdi çok sever. Sen de elini çabuk tut biraz. Neden hala gelmedi? Gelmeyecek mi yoksa? Posta! Aa! Ne postası bu? Ana! Aa, ben geldim! Hoş geldin oğlum! Hoş geldin yavrum! Hoş bulduk anacığım, elini öpeyim. Bir an aklıma kötü şeyler geldi. Gelmeyeceksin sandım. Gelmeyeceksin. Şükür, şükür Allah'ıma. Hoş geldin Ferdi abi. Ne haber sümüklü kız? Ben sümüklü kız değilim Ferdi abi. Ha? Ayşe büyüdü artık. Gelinlik kız oldu abisi. anlat bakalım. Ha? Neyi? O Hurşit olacak herif sana nasıl davranıyor? Fazla da kendini ezdirme. Üç kağıtçının tekidir o. Ya. Yok be anne. Ne yok be annesi? O boşuna mı aldı seni yanına? Maksadı senin gözüne girip buradaki araziyi turistik tesis yapmak ya. Güzel hanım. Sen böyle şeylerle üzme kendini.
Hem adam bıkmış hadi bu işlerden. Hadi canım, sen öyle bil. Unuttun mu 5-6 sene önce sersefil, perperişan sürter dururdu buralarda ya. Boş ver ana şimdi bunları. Asıl sana sevineceğim bir haberim var. Neymiş o? Ben evleniyorum. Ne? Ah, Ayşe duydun mu? Güzel bir kız mı? Güzel bir gelinin olacak. Kim bu kız? Ben tanıyor muyum? Sürpriz anacığım. Sadece iyi ve temiz bir aile olduğunu söyleyebilirim. Şuna bak! Seni serseri seni! Bu ne saygısızlık, kendi kendine karar verirsin ha? Beni ana yerine koymadın demek. Ama anam, sen isterdin hep evleneyim diye. Sus hadi! Fazla konuşma, kırmayayım seni! Anne, ah anne, anne duy sesimi, yalvarıyorum. Anne, anne, anne duy sesimi, yalvarıyorum. İçimde öyle bir volkan kaynıyor, yakıyor, yakıyor, kavruluyorum anne. Peki, sorup soruşturdun mu? Kimdir, neyin nesidir? Anacığım, ben çocuk değilim artık. Tabii sordum, soruşturdum. Doğru söylersin oğlum, doğru söylersin de orası İstanbul. Çukurları çoktur büyük şehrin. Bir düştün mü maazallah? At kafandan kötü şeyleri ana. Gördüğüm kadarıyla kimseleri yok. Üç eksik etek. Bir de hapiste oğulları var. Ama çok iyi insanlar. Serserinin biri baktı diye başlarına neler gelmiş neler. Neyle geçinirmiş peki bunlar? Babalarından 3 tane dükkan kalmış anne. İstanbul'un en işlek yerinde dediler. Bütün geçimleri bu dükkanlarmış. Bilirim huyunu. Çocukluğundan beri herkesi kendin gibi sanırsın. Korkarım sorup soruşturmadın da. Anne, anne! Orası İstanbul. İstanbul gibi büyük bir şehirde yalnız yaşamanın ne kadar zor olduğunu bilir misin sen? Ne yapalım? Hayırlısı neyse o. Sağ ol anacığım. Yavrum, canım anam. Yavrum. Evleniyorsun artık. Bakalım damadın geliri, kardeşinin okulunu, bizim geçimimizi sağlayabilecek mi? Kafana takma anne. Planımızı biliyorsun. Hapisteki serseriden kurtulmak için başka çaremiz var mıydı? Düşünsene anne. Ablam artık evli bir kadın olacak. O zaman kimse bize yan gözle bakamaz. Sen sus. Her şeye burnunu sokma. Ne olurdu bir pamuk tüccarına kapağı atsaydın ha? Onun annesinin yeri milyarlıkmış. Turistik tesisler için çok iyiymiş. Hem sıkma canını. Çok kafam bozulursa veririm mahkemeye, boşarım gider. Burada mı yatacaklar? Tabii. Burası Ferdi'nin baba ocağı. Bu yatak onların sayılır artık. Oğlum baba ocağını tüttürecek. O bu evde doğdu büyüdü. Onun çocukları da bu evde doğup büyüyecek. Belki de gelmezler. Ben gitmeyeceğim. O da gelmesin bakalım. Yıkarım o İstanbul'u onun başına. Ne oldu dayı? Annem nerede? Vallahi bilmem, gelmedi. Bana bağırıp durdu. Hay Allah, bilirim inadını. Beni bekliyor, sen otur dayı. Evet, başlıyoruz. (Gülüyor)
Aleyh mektubu var. Beğendin mi anne? Beğenilmeyecek gibi diye ki maşallah pek güzel tutudu. Hadi siz dinlenin, biz yemeği hazırlayalım. Gel şöyle oturalım. Hani hemen balayına çıkacaktık? Ben burada bir dakika fazla kalamam. Yarın erkenden gidelim, tamam mı? Tamam tamam, çıkacağız. Hele bir sabah olsun. Çıkacağız, çıkacağız da ne zaman? Sabah mutlaka gitmek istiyorum, tamam mı? Şimdi sırası değil, sonra konuşuruz. Hem önce anamın arzusunu yerine getirmek zorundaydık, unutma. Benim hayattaki tek varlığım anamdır. Beni istemeye gelmedi ama. Ananın arzusu var da benim yok mu? Anam geleneklere çok bağlıdır. Nikah burada olmadı diye alındı biraz. Ama benim anam dünya iyisidir. Hala, uyuyakalmışım. Hı? Kahvaltıda ne yerler acaba? Ne kahvaltısı kızım? Gittiler onlar, gittiler. Anlayamadım hala. Gittiler mi? Gittiler ya. Nereye? Balayına. Ne de olsa gelin hanım şehir kızı. Dönüyorlar halacığım. Buraya gelmeyecekler. Ferdi haber gönderdi, şehre döneceklermiş. İşinin başında olması lazımmış. Sen ne yapacaksın halacığım? Oğlum mutlu olsun yeter. Ben şimdiye kadar ne yaptımsa onu yaparım kızım. Geldi galiba, bir dakika anne. Aa, hoş geldin damat. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Ferdi, biz de seni konuşuyorduk. Hayrola? Hayırı mı var şekerim? Kocaman evin içinde sıkılıyorum.
Sen işe gittikten sonra aşağı katta bir dakika bile duramıyorum. Şey, hani diyecektim ki... Anlıyorum. Diyeceksin ki annem ve kardeşim buraya yerleşsinler ha? Ay vallahi sen çok akıllısın. Yaşasın, sağ ol Ferda abicim. Hadi hazırlanın, sizi bu akşam yemeğe götürüyorum. Hani bunun limonu? Ay hemen getireyim halacığım. Sen de her şeyi unutursun. İyi etmiyorsun abla. Hasta olduğunu oğluna haber verelim. Şehre gidelim. Hastaneye çık, bir doktora görün. Bir şeyim yok Ömer. Ben bugün İstanbul'a gidiyorum. Gel seni de götüreyim oğluna. Hayır hayır, iyiyim ben. Evimi bırakmam. Sen bilirsin. Hasta olduğunu söyleyeyim mi? Hayır hayır. Ama git gör onları. Oğluma selam söyle. Anan iyi de. Onlara bir şeyler götür. Ne götüreyim istersin? Ne bileyim ben. Yoğurt götür, yumurta götür. Götür de ne götürürsen götür Ömer. İyi tamam. Olur peki. Satıyorsun amca? Ferdi evde mi kızım? Abla! Çekil bakayım. Ferdi'yi mi aradınız? Evet gelin kızım, nasılsın? Ferdi evde yok işte. Ben de bekleyeyim öyleyse. Yo yo olmaz. Temizlik var bugün. Hiç olmazsa şunu bırakayım bari. Ama abla bugün temizlik yok ki. Sen sus, her şeye burnunu sokma. Burası benim evim. Abla, sana bir şey söylemek istiyorum. Ama sakın yanlış anlama. Galiba bizim oğlanı yaktılar. Sus Ömer. Benim dertlerimi deşme. Yanlış yaptık abla. Çağırmayacaktık Ankara'dan. Okulunu orada bitirdi. Muhiti, arkadaşları, çevresi oradaydı. Ne yapayım? Ben anayım. İstedim ki evladım yanımda, yakınımda olsun. Korkarım yarın bir gün kafasına girip bu yerleri turistik tesis de yaptırırlar ona. Ben hayattayken buraya kimse bir şey yapamaz. Buralarda çıplak insanları dolaştırmam. Günaydın damat. Günaydın. Bana da bir bardak koy damat. Birlikte yapalım kahvaltıyı. Hay Allah, bugün de geç kaldım. Ha? Hurşit abi gene manalı manalı bakar bana. Yani ortağın mı? Ha? Ne ortağı? Hadi hadi saklama. Ortaklığın varmış. Yok canım, yüzde verir bana. Ferdi. Vay 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 anacığım. Ah, oğlum canım benim, ana hoş oğlum, geldin. Oğlum yavrum. Gel Ömer dayı. Yok evlat ben gideyim, Ayşe evde yalnız. Keşke onu da getirseydiniz. Güle güle Ömer. Selam söyle Ayşe'ye. Sağ ol abla, baş üstüne. Gözlerime inanamıyorum. Beni ne kadar sevindirdin bilemezsin ana. Yani inan hazine bulsam bu kadar sevinmezdim anacığım. Demek sonunda oğluna kıyamadın geldin, ayaklarına sağlık. Gelmem mi oğlum? Seni özledim. Gel otur şöyle anne. Sana bir çay vereyim ha. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben şu kızı kaldırayım. Kayınvaliden hiç gözüm tutmadı. Şeye benziyor oğlum. Aman anne. Yani şey... Duyacak. Kalk uyan. Ne oldu? Ne mi oldu? Daha ne olacak kızım? Ne oldu anne? Daha ne olsun? Seninkinin anası geldi. Gelirse gelsin, ben ne yapayım? Ne demek ne yapayım? Bu kadın bizimle kalırsa her şeye burnunu sokar. Huzur diye bir şey bırakmaz bizde. Bunak birine benziyor. Kalk hadi kalk. Bunak ha? Öyle mi? Sonra? Sonra Hurşit abi adamı araziye götürmüş. Arazi aslında güzel bir yer ama adam fazla para vermiyor. Nasılsın kızım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol yavrum. Hastaymışsın, yatıyormuşsun. Benim kızım hanımefendi. Yatar tabii. Bunun hanımefendilikle ne ilgisi var? Anneme nazik ol lütfen. Neyse geç kaldım, tartışmayalım şimdi. Gel anne, sana odanı göstereyim. Evet, işte burada kalacaksın anacığım. Burada mı? Ama burası benim odam. Sen annenin kaldığı odaya taşın. Annem kızmaz mı? Kızmaz, kızmaz hadi. Sen yorgunsundur anacığım. Yerleş de dinlen. Ben erken dönerim. Peki tamam. Evladım. Siz köy hayatına alışıksınız değil mi? Evet kızım. Peki burada sıkılmaz mısınız? Burası benim oğlumun evi. Yani çok mu kalacaksınız? Hı? Etle tırnak ayrılır mı kızım? Oğlum istediği sürece kalırım. Kimsiniz? Temizlikçi kadınlar, beğenmediniz mi? Ne yani? Şu evde üç kadın varken bir de onlar mı geliyor? Benim kızım temizlik yapmak için evlenmedi. Bir şey mi oldu anne? Kayınvalidene sor kızım. Yok bir şey yavrum, yok bir şey. Ay şimdi uğraşamam vallahi. Ben alışverişe çıkıyorum. Bir şey istiyor musun? Hayır. Hı hı. Güle güle kızım. Bak kendine güzel şeyler al. Hurşit abi ben gideceğim. Ha? Bugün erkencisin evlat. Annem evde Hurşit abi. Yemeğe gecikmem dedim. Uğurlar olsun evlat. Selam söyle benden. Hoşça kal baba. Hı-hı. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Ne yapıyorsun? Sofrayı hazırlıyorum evladım. Leman nerede? Biraz yorgun hissediyormuş kendini. Aşağıda uzandı. Hadi buyurun. Yemeğe oturabiliriz. Siz oturun, ben geliyorum ana. Ne o, hasta mısın yoksa? Biraz. Dahası canım sıkılıyor. Böyle yatarsan sıkılırsın. Sen yatıyorsun, ötekiler oturuyor. Benim zavallı annem geleli iki gün oldu, sofra hazırlıyor. Ben hazırla demedim ki. Ama kalkıp hazırlamadın. Sen onun gelinisin. Buna nasıl müsaade edersin? Senin canın kavga mı etmek istiyor yoksa? Kavga filan istediğim yok. Sadece anneme iyi davranmanızı istiyorum.
Ne yani? İyi davranmayıp da ne yapıyorum sanki? Söylesene! Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ne olur tükenin, bitin acılar. Söndürün içimde yanan ateşi. Dertlerime bir son verin acılar. Dertlerime bir son verin acılar. Kahrımı, kederlerimi, haksızlığa bir son verin acılar. Haksızlığa bir son verin acılar. Yıkmayın dünya. Yüce Allah'ım, yavrumun kurmuş olduğu yuvasında mutluluğu ve huzuru eksik etme. Kötü insan şerrinden koru yavrumu, ulu Tanrım. Yok edin kahrımı, kederlerimi, haksızlığa bir son. Verin acılar, haksızlığa bir son. Bu Ramazan evde kal, Vestel'in hediyesi Sütaş Doğal Lezzet Paketi evine gelsin. Vestel Ankastre set alana 250 lira değerinde Sütaş Doğal Lezzet Paketi hediye. Türkiye beslenleniyor. Şu sokakların haline bak. Bomboş. Aa, bir dakika, nüfus sayımı falan mı var yoksa? Yok, olsa haberim olurdu. Aa, Ortaköy'de bir tek kuşlar kalmış. Sultanahmet'te selfie çekilen Çinli bile yok. Nerede bu insanlar? Nereye saklandınız ya? Aa, bir dakika. Ya ben nasıl unuttum, doğru. Herkes beni izlemek için evde. Aman, zaten dışarı çıkıp ne yapacaksınız çark felek izlemek varken? Siz hazırsanız ben zaten hazır doğmuşum. O zaman stüdyoya geçelim. Çark dönsün, alkış durmasın ve çarkı felek başlasın. Çarkı felek, Onur Büyüktopçu'nun eğlenceli sunumuyla bayramın ilk günü, pazar akşamı Kanal D'de başlıyor. Ve Smart Go'da sizinle tanışmayı bekleyen birileri var. Bir adadan çıkıyorsun, önümü kesen olmadı. Eksik bir şey vardı sanki. Yolunu değiştirip hayatına yepyeni bir yön verenler. Ne yapacağımı bilemediğim bir noktaya geldim. Sadece resim yapmaya karar verdim. Yöre kokan, kekik kokan türküler beni müziğe başlattı diyebilirim. Tarzları, tavırları ve şarkılarıyla müzik dünyasını alt üst edenler. Annem hala söylüyor, bir iş bulsana falan şu an bile. Ve sizi daha önce hiç tatmadığınız lezzetlerle buluşturmaya gelenler. Harika ya, afiyet olsun. Hepsi ilginç, hepsi yerli, hepsi orijinal ve yeni. Var olup üretip doğayı kirletmeden tekrar devam edeceğiz. Hiçbir yerde yayınlanmamış yepyeni yerli belgeseller... Sadece D Smart Go'da, sadece D Smart Go'lulara özel. Buraya ha?
Ben getirdim. Benim köpeğim. At çabuk şunu dışarıya. Atmam. Bu sizi ilgilendirmez. Benim köpeğim bu. Nasıl ilgilendirmezmiş? Ben sana şimdi gösteririm. Eve gelsin de o serseri oğluma söyleyeceklerimi bilirim ben. İnsanda biraz saygı olmalı canım, saygı. Gene ne oluyor bu kadına? Of, ne bileyim ben. Allah Allah, bu evde namaz kılacak yer kalmadı. Yakında etrafımızı saracak. Ne oluyor Valide Hanım? Neden bağırıyorsunuz? Bağırması var mı? O köpeğin bu evden hemen atılmasını istiyorum. Ben dindar bir kadınım. Bunu biliyorsunuz, bilerek yapıyorsunuz. Götür kız o köpeği. Aldığın yere geri ver. Ne oluyor size be? Benim bu evde hiçbir şeyim olmayacak mı? Ne oldu yavrum? Ha? Bir rüya gördüm baba. Hayrolsun, ne gördün? Halamı gördüm. İyi değildi, hastaydı. Sanki yerde sürünüyordu. Su, su diye inliyordu. Ne yapıyorsun ana? Uykum gelmedi evladım. Bulaşıkları yıkayayım dedim. Bu evde bulaşıkları yıkayacak kalmadı mı ana? Bırak, gelinin nerede? Odasındadır. Kendini yorma anacığım. Sen oğlunun evindesin. Benim için çektiklerin yetmedi mi? Dinlen artık. Evladım, ben yarın gidiyorum. Nereye? Kasabamıza yavrum. Evimize. Burası senin evin değil mi ana? Öyle sayılır oğlum. Ama gene de döneceğim. Evimi özledim. Bir şey mi oldu yoksa? Yok oğlum, hiçbir şey yok. Evimi özledim. Gelirim, gene gelirim evladım. Ne yatıyorsun? Kocan geldi, kalksana. Kalksana! Kalkamam. Neden? Doktor kendimi yormamamı söyledi. Nedenmiş o? Hamileymişim. Doğru mu söylüyorsun? Hiç yalan söyledim mi sana? Olamaz. Bundan güzel bir haber olamaz. Yaşasın! Demek hamilesin ha! Duydunuz mu? Hamile karım! Baba oluyorum artık ana! Ya anne, insan her şeye burnunu sokar mı? Şişt, yavaş geliyor. Aa, ne yapıyorsun sen ha? Kendini yorma yavrum. Gel, gel gel, otur şöyle, otur, otur. Gelinim artık yorulmamalı. Kendine dikkat etmeli. Doğru söylüyor. Sağ ol. Hatice halayı özledim baba. Götüreyim istersen kızım. Hı? Hayır baba. Şimdiden hazırlıyorum bunları. Ne hazırladınız Valide Hanım? Bu pantolonları. Torunum giysin diye. O pantolonu çöplüğe at sen. Benim yavrum onu giymez. Giyecek. Onun için aldım. Kız olsa da giyecek, oğlan olsa da giyecek. Hayır efendim. Benim çocuğum sığıntı değil. O çok daha güzel şeyler giyecek. Çok daha başka güzel yetişecek. Köhnemiş fikirlerini kendine sakla. Benim çocuğuma da karışma. O benim de çocuğum sayılır yavrum. Hayır efendim. O benim istediğim gibi büyüyecek. Senden de fikir istemiyorum. Rahat bırak bizi, rahat! Annemle iki kelime edemiyoruz canım. İnsan her şeye burnunu sokar mı? Hayret! Oğlum sizleri bana ne kadar yanlış anlatmış meğer. İyi et!
ettin iyi. Böyle yapmazsak yarın başımıza çıkardı bu kadın. Yine münakaşa mı ettiniz anne? Yok canım. Sana daha önce de söylemiştim ya, ben evime gideceğim oğlum. Senin evin burası ana. Çekil bir kenara otur. Bu insanların işine karışma. Anlamazlar seni. İyi ya işte. Bundan sonra rahat ederler. Ah anacığım. Yandım ben, yandım. Çok yanlış bir iş yaptım. Sabret oğlum. Karın ana olursa belki beni anlar. Sakın ben yokken kendini koyuverme. Benim iyi yürekli yavrum. Gene gelirsin değil mi? Gelirim. Gelirim oğlum, gelirim. Söz mü? Söze ne gerek oğlum? Gelmem mi ya? Bana dua et ana. Duana muhtacım. Dualarım hep seninle olacak oğlum. Anlarsın bir gün gelir. Söyleyecek sözüm yok. Her şeyi Tanrı bilir. Suç kimin, günah kimin? Anlarsın bir gün gelir. Taş olsa da, gururun dal olsa da, insansın ne olsa da, ağlarsın bir gün gelir. Yüreğin taş olsa da, gururun dal olsa da, insansın ne olsa da, ağlarsın bir gün gelir. Telgraf var. Oku kızım. Halacığım, babaanne oldun. Babaanne! Allah'ım, sana şükürler olsun. Bana bu günleri de gösterdin. Seni, aşkını ve sevgini. Yalnız kalınca beni ararsın bir gün gelir. Sana bıraktım seni, aşkını ve sevgini. Yalnız kalınca beni ararsın bir gün gelir. Yüreğin taş olsa da, İnsansın ne olsa da, ağlarsın bir gün gelir. Yüreğin taş olsa da, gururun
da olsa da, İnsansın ne olsa da, ağlarsın bir gün dar etmezsem bana da belalı Ali demesinler. Ben bakıyorum. Anne, abla. Akşam şerifleriniz hayır olsun. Ne o? Hortlak yörmüşe döndünüz birden. Gelmemeliydin. Nedenmiş o? Çocuk da büyümüş maşallah. He? Sus. Allah aşkına. Ben sizin kardeşiniz değil miyim? O kerizi öyle yutturmadınız mı? Sus. Ferdi. Şimdi beni iyi dinleyin. Ya bu oyunu devam ettirirsiniz, ya da bütün gerçeği söylerim o kerize. Kimdi o? Hurşit Baba gelecekti. Geldi mi? Selam enişte. Siz yoksa cezaevindeki... Hay Allah! Hurşit Baba'yı beklerken kim geldi? Öyle ya enişte. Benim, tahliye oldum. Ne duruyorsunuz? Sofrayı hazırlasanıza. Sağ ol enişte. Uğramam gereken yerler var. Hadi bana müsaade. Ya biraz sohbet etseydik, otursaydık biraz. Başka zaman enişte. Hep ziyaretine gelmek istiyordum. Fakat her zaman bir aksilik çıktı işte. Canın sağ olsun, fark etmez. Kapı açık, gel ulan! Hoş geldin yavrum. Getirdin mi parayı? Bak Ali, evlenmeden önce kötü bir kadındım. Kimsesizdik, çaresizdik. Ama şimdi evliyim ve bir çocuğum var. İyi kötü kendime göre mutluyum. Şimdi bir sahibimiz var. Bak, bu parayı kocamın bana hediye ettiği daireyi ipotek ederek buldum. Al bunu, al. Yalvarırım, yalvarırım, beni bir daha arama. Hay canına, ne laflar ettim be. Az kalsın, hüngür hüngür ağlayacaktım. Kolay mı lan? Kolay mı? El aleme çektiğiniz numarayı benim de yutacağımı mı sandınız? Eğer ben istersem gelir kendi evinde bile koynuma alırım seni. Yalvarırım Ali. Bozma şu kadarcık mutluluğumu. Ben de bir insanım. Kaderim böyle yazılmışsa suçlu ben miyim? Bunu o masum insanların kanına girerken düşünseydiniz. Sen ve o cadı anan. Kafamı kızdırma. Yarın bayram. Seni bekliyorum. Eğer sen gelmezsen ben geleceğim. Beni hiçbir kuvvet durduramaz. Orası.
Ne o damat? Hediyeler almışsın bakıyorum. Öyle. Gel bakayım yavrum, gel. Gel babana, gel benim güzelim. Gel güzel çocuğum benim. canım, güzeller güzeli. Leman nerede? Alışverişe çıktı. Annen sana ciciler mi almaya gitti yavrum ha? Yarın babaanneye gideceğiz değil mi yavrum? Yok canım. Bakıyorum bize danışmak yok. Bizim hısmımız, akrabamız var mı diye sormuyorsun. Bildiğim kadarıyla yoktu. Ne oldu? Birden akrabalarınız mı geldi aklınıza? Torunum gelsin de babaannesinin böreğinden bir yesin bakalım. Ama hala daha küçük o. Olsun. Hem gelecekler mi dersin? Gelecekler. Oğlum ve gelinim yerler. Sonra yarın bayram. Mutlaka gelirler. Ben oğlumu bilirim. Düşüncesiz değildir benim oğlum. Anne, ben çıkıyorum. Gecikirsen merak etmeyin. Ne o? Sen gelmiyor musun bizimle anama? Ben sıkılırım enişte. Siz gidin. Biz hiçbirimiz gelmiyoruz. Annem doğru söylüyor Ferdi. Sen git annene. Biz gelmiyoruz. Orada yaşlı bir annem var. Oğlunun, torununun yolunu gözleyen. Madem siz gelmiyorsunuz, ben de oğlumu alır giderim. Hayır, götürme çocuğu. Bırak anne. Alo, buyurun. Bana bak zilli. Söyle o kızına, sabrımı taşırıyor. İsterseniz sizinle diskoya gidelim. Lütfen, yalnız bırakır mısınız beni? Bak, çok memnun olacaksın abla. Ben gidip diyorum. Ne var bunda? Lütfen, gider misiniz? Bak! Dans ederiz. Enişte. Kim kız bunlar? Yürü, yürü, yürü. Kim bunlar, kim? Ne işin var burada senin? Enişte. Vallahi tanımıyorum. Hadi eve, yürü. Ben de seninle geleyim enişte. Bin öyleyse arabaya. Gel bakalım. Allah, biliyorum çok ömrüm kalmadı, öleceğim. Ama sen büyüksün, bana biraz daha yaşama gücü ver. Oğlumu, torunumu göreyim. Gelecekler. Mutlaka gelecekler. Hayırlı bayramlar. Sağ ol, sizin de. Çok yaşa yavrum. İyi günler. İyi günler. Biz geldik. Ana bak, oğlun, torunun geldi. Ver elini öpeyim anacığım, bayramın kutlu olsun. Ha? Ana! Anam ölmüş! Anam! Anam! Canım, canım anam! Anneciğim! Anneciğim, affet beni, affet ana. Affet. Affet beni ana. Günahkar oldu, affet anacığım, affet. Anacığım. Aç gözlerini, aç ne olur. Ne yaparım ben sensiz? Anacığım, sevgili anam. Anacık anam! Anacık, ne oldu? Vay başıma gelen anacık! Anacık anam! Alacığım! Yavrum, yavrum, gel! Gel yavrum, sendin!
tek varlığı. Daha yarım saat önce elini öpmüştük, bayramlaşmıştık. Allah. Ay, Allah. Ne yaparım? Ne yaparım? Söyle de, yavrum. Kendini helak et. Kendini helak et. Kendini helak etme evladım, ne olur. Ne olur evladım. Biz de perişan ediyoruz, yapma. Ulan! Ulan! Dur sana be adam! Nerede o kızın? Deli misin sen? Ne yapıyorsun? Söyle nerede? Ne yapıyorsun? Kim o? Çekil ulan! Dur diyorum sana! Dur! Ulan ben sana söylemedim mi yakanı bırakmam diye? Bu paralarla beni kandıracağınızı mı sandınız ha? Alın ulan! Siz ailecek seversiniz parayı. Alın ulan. Alın. Alın bu paraları. Alın ulan. Alın ulan. Ben sana aşığım ulan. Aşık. Ben kulluk yaparken aşktan söz etmiyordun. Şimdi mi tatlandım köpek? He? Bana köpek diyorsun he? Yapma! Bırak onu! Köpek ha! Tersleri! Bırak diyorum sana! Bırak onu! Bırak diyorum! At onu elinden! Ah!
Çok iyi insandı. Herkese iyilik yapardı. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Sağ ol dayı. Annenin elini öpüp af dilemeye geldim Ferdi. Artık çok geç. Ferdi, annem öldü. Ya abin? Fazla vaktim yok Ferdi. Başından beri ben sana layık bir insan değildim. Kötü yazılmış kaderimin değişeceğini umdum ama olmadı. Hiçbir şey değişmedi. Eski pis hayatım devam etti. Sana kardeşim diye tanıttığım insan... Sus. Söyleme, gerek yok, biliyorum. Biliyor musun? Talihsiz yavrum, hoşça kal. Hoşça kal bir tanem. Hayatta her insan hata yapabilir. Önemli olan hatayı tekrarlamamaktır. Kardeşine kardeşim gibi... Benden olmayan bu çocuğa da kendi evladım gibi bakacağım. Her şey bitti artık, bil bundan sonra. Kırıldım.